Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Sağ ol. Sen iyisin. Teşekkür ederim, iyiyim. Arkadaşlar, bugün Dilek arkadaşım bizimle yaşadıklarını bize yaşadıklarını anlatacak. Neler geçirdiğini, nasıl bir evrim diyebilir miyim? Evet, bir evrim, büyük bir evrim hem de. Benim için en büyük zafer Öyle diyelim. Tamam. Sen nasıl söylemek istersen, nasıl ben konuşmayayım ya. Sen konuş, bugün biz dinleyelim, olur mu? ben mi konuşayım? Tamam. Yani Örnek şöyle. dedi. Önce onu söyleyeyim. Sağ Efendim? olsun, büyük bir cesaret örneği gösterdi. Örnek teşkil etmek istedi diyorum. Hani Evet. büyük de bir cesaret örneği gösteriyorsun şu anda. Bunun için öncelikle sana çok teşekkür ederim. Yani hem insanlara faydalı olmak adına yaptığın bu çek, kendi iç dünyanı da açacaksın biliyorum. Hani çok özel duygularını da paylaşacaksın. Ama insanlara faydalı olmak adına böyle bir karar verdiğin ve büyük bir cesaret gösterdiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben aslında yaşadığım bu şeyi evrim olarak da nitelendiriyorum. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Çünkü insanın bana göre hep yokluktan yokluk bilincine uzaması tamamen bana göre bir evrimdir ve Allah bunu nasip etti. Şimdi söz sende. Evet, gerçekten yokluktan yokluğu bulmak diyelim bunu aslında. Yani benim için büyük bir değişim oldu. Yani şöyle başlamak istiyorum. Hani her şeyin başladığı nokta aslında. Yani şu anda beni dinleyen arkadaşlar, dostlar. Yani tamamen kalbimi açacağım, tamamen açık açık konuşacağım. O yüzden hani yargısız, sadece dinlemelerini istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani bundan 2 sene önceye kadar ta ki o ışık bir şekilde benim yan dairemi taşınana kadar Teşekkür ederim. kusura bakmayın. Sanırım yayın koptu. Olsun. Yani her şey nasıl başladı? Aslında her şey sorgulamayla başlamıştı. Ve sorguladıkça hiçbir yola girebiliyordum. Yani hiçbir cevap alamıyordum. Ve son raddeye geldiğimde artık her şey inkar boyutuna geldi. Çünkü sorduğum işte peygamberimiz kimdir? Allah kimdir? Nedir? Yani bu tip kavramların hiçbirine ben cevap alamamıştım. Daha doğrusu benim mantığımın yaptığı hiçbir şeye cevap alamamıştım. Hep işte küçüklüğümüzde ya da gençliğimizde duyduğumuz şeyler söyleniyordu. Ve ben bu sorgulamanın son boyutunda artık ciddi anlamda inkar etmeye başladım. Hiçbir şekilde kabul etmiyordum. Özellikle Allah'ım affetsin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle büyük sorunlarım vardı diyeyim. Ben onu artık kendi içimde, kendi bir büyüğüm, arkadaşım olarak hissediyorum. Kimse beni bu şekilde düşündüğüm için de yargılamasın. Çünkü ben onu artık içimde Hayır, burada hissediyorum. Ve bu sorularıma yani çok bunaldığım dönemlerde yanıma biri taşındı. Yan dairemi. Böyle girizgah yapacağım. Ondan sonrasında zaten konuştukça anlatacağım neler yaşadığımı. Yani ilk sanırım 1 sene ya da 6 ay kadar falan sadece merhaba merhaba ile geçti. O kişi de karşısındaki hocam. Öyle diyeyim. Ve ben bir gün çok bunaldığımda yani yaklaşık 4 kere kapısına gittim ve hiçbir
gidip gelmemiz yok. Sadece kapıda karşılaştığımızda merhaba merhaba dedik. Bu kadar. Dört kere kapısına gittim. Dördünde geri döndüm. Ondan sonra zili çalmaya karar verdim. Ve hoş geldin dedi. Ben de seni bekliyordum dedi. Bu kadar. Bundan sonrası sadece işte yani nasıl diyeyim bir huzur bulmuştum açıkçası girdiğimde. Ve bundan sonrası bir arkadaşlık olarak başladı. Ve bundan yavaş yavaş işte bilmiyorum ne itti, ne sebep oldu. Beni o kapıya gönderene de binlerce şükür ederim. Bu Çok konular şükür. açılmaya başladı ama ben hani o kadar net ve katıydım ki asla kabul etmiyordum. Her şeyi sorguluyordum. Ama o kadar tatlı bir şekilde hiç yargılamadan hiç bir de böyle düşünür müsün Dilekçim diye bana kapıyı açtı. Ve ben artık her merak ettiğim, her cevabını bulamadığım her şeyi sormaya başladım. Tabiri caizse böyle didikledim, başını çok ağrıttım. Ama yıllardır, yani 40 Olsun. yaşındayım, yıllardır alamadığım cevapları aldım. Ve beni gerçekten yeniden doğdum diyebilirim. Bundan tam 2 sene önce. Yani her şeyi sorguluyordum. Hiç sorgulamam sanırım şeydi. Benim hani bir Allah varsa haşa, bir Rab varsa böyle olmamalı. İşte dünyada olan şeyleri sorguluyordum. Bunlara izin vermemeli. Bunları kabul edemiyordum. Özellikle çocuklara yapılan şeyleri. Ama bana onu o kadar güzel anlattı ki ben bunu sorguladığımda işte kader, Allah'ın söylediğine karşı mı geliyorsun? O kadar sorgulama. Yani sorgularsan günaha girersin. İşte cehennem. Hep böyle sorular, hep böyle yanıtlar alıyorum. Ama bunu bana öyle güzel anlattı ki, yani o çocukların neden dünyaya geldiklerini, ne için dünyaya geldiklerini, neden onları yaşadıklarını. İlk böyle başladı. Daha sonra işte dedim ya Hazreti Muhammed ile çok büyük derdim vardı. Açıkçası kusura bakmayın ama ve ben şu anda bir aşk besliyorum. Öyle diyeyim. Yani onu andığımda bile çok kötü oluyorum. Yani en büyük takıldığım nokta şeydi sanırım. Değil mi hocam? Dokuzluk mevzusu. Dokuzluk. Bunu asla kabul Dokuzluk. edemediğim bir şeydi. Yani artık tabii onları burada telaffuz edemeyeceğim ama söylediğim çok her günde af dilediğim çok şey var bu konu üzerine. Yani hiçbir şekilde bahsedilmeyen ve hiçbir şekilde anlatamayan bir şekilde anlattı bana 9 ne demek oldu? Bunun yaş olmadığını, büyük bir frekans olduğunu, o ne diyeyim o güçte o frekansta olduğu anlamını o kadar güzel anlattı ki ve o gün Hazreti Muhammed'e aşık oldum diye. Aşkı burada sevgi anlamında kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama Aşk, aşk büyük bir aşk. sevgi. Hani böyle kalbiniz sızlar ya gerçekten bunu genelde çocuklarınızda hissedersiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle hissediyorum. Böyle başladı bu yolculuk. Beni o kapıya gönderen, benim bu yola girmeme vesile olana binlerce şükürler olsun. Şükürler olsun. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Çok defa kapıdan döndün ama. Çok da tabii ondan öncesi de var. Hani o gün atılıp yaptığım nokta ama ondan öncesi de var. Geciktin diyordum. Gittin Geciktim. geri geldin. Geciktim, geciktim. Çok gecikmişim. Şimdi de hızlı Ama bir olsun. şekilde öğrenmeye, daha iyi anlamaya çalışıyorum. Tabii bununla birlikte hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Yani ben bunları idrak etmeyi, gerçek yaradanımı bulmaya başladığımdan itibaren hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri neleri nasıl yapmam gerektiğini,
anlattı hocam. Bunları yapmaya başlayınca cidden bilincim, algım, her şeyim çok farklılaştı. Hayatıma düzen geldi. Yani ciddi anlamda sorunların, hani hepimizin hayatında belli sorunlar oluyor ama bu sorunları bu şekilde hani Allah aşkıyla bertaraf etmeyi, sorunu o anda bırakmayı öğrendim. Ama hala sorgulamaktan vazgeçmedim. Hala hocamın başını çok didikliyorum. Şimdi, Anlamıyorum hocam, mantığımı bilmiyor hocam ama diye. hep dediğimiz gibi sorgulamazsan olmaz. Evet. Robottan farkın kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela kendisi diyor, hiç akıl etmez misiniz? Düşünen insanlar için bunda ibret vardır. Evet. Zaten Kur'an'ı en az bir kere mealini okuyan bir kişi ve bunu gerçek anlamda en azından bu kısmının düşünerek tefekkür mantığını anlayan bir kişi sen niye sorguluyorsun demek yerine sorguladığın şeyin cevabını vermeye çalışmalıdır. Kesinlikle katılıyorum. Bilmiyorsa da araştırmalıdır. Hani bu bana göre böyle olmalı. Çünkü zaten ne diyoruz? Bir saatlik tefekkür 1.000 yıllık ibadetten hayırlıdır. Yani bizim Sorgulayan insan. evet bizim Zaten benim aklıma yatmayan şeyleri ben Dilek'le bir paylaşırım. Parazit karıştı mı diye. Sağ olsun o da bir araştırır. Benim çok vaktim olamadığı için. Şöyle bir dolanır. Ya ama bak burada şöyle diyor. Şu hadisi buldum. Şu ayete işte denk geldim. İşte şu kişi şöyle demiş. Hemen bana bir notlar çıkartır. Onun rolü de hayatımızdaki rolü de böyle gelmesinin sebebi de bu. çok şükür. İyi ki Yani. geldin. İyi ki geldim. Zaten hocam şey Halen diyorum ya. elimiz direktir yani ikimizde sorgulama meleğimiz. Şey bazen kendime şey diyorum. Cevat geldi vardı ya hocam. Böyle. Biliyorum arada söylüyorsun onu. Aynen. Öyle diyorum yani daha Hemen böyle bir korkuyorum. şey çıkartıyor. Hemen aradan. Yalnız şunu önereceğim arkadaşlara nacizane. Hani bu yolda yürürken gerçekten gecemi gündüzüme katmaya çalışıyorum. Lütfen arkadaşlar hani hocamın da ya da diğer araştırdığınız her şeyi lütfen not alın. Yazın. Kesinlikle yazın. Yani ben o yollardan çıkıp buralara girip bunları başarmaya çalıştıysam ve inşallah Allah katında da başarmışımdır ya da o yoldayımdır, İnşallah. başarma yolundayımdır. Bu işler not almadan olmuyor. Defalarca dinleyin. Yani ben hocamla çoğu zaman birebir konuştuğum halde o aldığım notları defalarca okuyorum. Bu yolda benimle birlikte hani bazı şeyler vesiledir denir ya işte Allah o vesileyi öyle bir yoluna sokuyor ki ben hocamla tanıştım, ben bu yola girdim, arkamdan çok sevdiğim bir arkadaşım, hiç böyle düşüneceğini tahmin edemediğim, çok sevdiğim, görüştüğüm bir arkadaşım benimle birlikte bu yola girdi. Benim can kardeşim diyeyim, o da bu yola girdi. Hoş Bizleri geldin. aydınlattı. Yani çok Bir güzel. gün onunla da yayın yapabiliriz. İnşallah, inşallah hocam. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Yani yaşanan şeyler nasıl diyeyim? Zaten bize ilk başta yanlış anlatmışlar hocam ya. Yani şöyle söyleyeyim. Okuyu biz anlamadık. Allah'ın adıyla okuyu biz anlamadık. Biz bunu yazı oku olarak anladık. Kainatı oku anlamıyla anlamadık. Burada zaten her şey başlıyor. Ve sorgulamaktan yani ben böyle hani söylüyorum ama kendi sorgulamaktan korkmayın. Korkmayın. Eğer ben bu şekilde bu yoldan döndüysem sorgulamanın günah olmadığını anladım. Günah değil sorgulama. Yani şimdi soracaksınız neyi sorguluyor? Valla ben dibine kadar gittim bu işin. Yani en artık hani nasıl diyeyim en dibine kadar gittim. Buradan başlarsanız ve ondan sonra size bu gerçekleri anlatan
size akıl yoluyla, yani Kur'an-ı Kerim'in de dediği gibi, aklınızın yettiği yere kadar aklınızı kullanarak öğrenmeye çalışırsanız o kadar çok şey değişiyor ki hayatınızda, inanamazsınız. Ben bunları bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani nasıl diyeyim? Aslında o kadar çok anlatılması gereken şey var ki. Ben önce araya şunu bir sokuşturayım mı hemen bir Evet. bilgi olarak? Biliyor musun? İnsan Allah'ı bırakamaz. Allah insanı bırakır. Sonra insan Allah'a gidemez. Allah insanı çeker. Hani hep o dönemlerde de konuşmuştuk seninle. Birebir görüştüğümüz, yeni başladığımızda. Demek ki öyle olmalıymış, bir vesile olmuş. Ve ben hep şunu derim, boş kabı doldurmakta haklılardır. Şartlanmış ve anlatılanlara inanmış, kandırılmış, ya bu böyledir kesinlikle denilmiş kişilere anlatmak gerçekten çok zor. Evet. Senin kabın boştu ve Allah da seni kendine istemiş. Sen gelmeden ben de söyleyeyim madem böyle bir konuşuyoruz. Biliyorsun sen gelmeden bütün gün bir ayet bana fısıldandı. O en son geleceğin güne kadar. Sürekli böyle söylüyordu. Ve içimden bir ses diyordu ki sakın onu boş gönderme. Anladım biri gelecek. Yani biri geliyor yolda. Bizim Aynur'la tanışmamız da benzerdir. Evet. Onunla da sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Davet etmişim, o da gelmiş aynı o şekilde. Ama davet ettirene bakmak lazım. Kesinlikle. Onunla da şöyle olmuştu mesela, bunu çağır, bunu sen bizim gruba gel. Burada da var bazıları, bazı arkadaşlar var. Hepsi çok kıymetli ama bazılarını özellikle yazmışım. Sen gel bizimle öğren diye. Çağırtana bakmak lazım. Kabı boş olanı ve Allah kendine şey yapmak istediğini, çekmek istediğini mutlaka mı mutlaka çekiyor. Kesinlikle. Ama bir buhranla çekiyor. Ama bir hastalık verip çekiyor. Hani ayetin de aslında söylediği şey bu. İmtihan ederiz dediği şey bu. İmtihan nedir? İmtihan ne olur? Öğrendiklerini, imtihanın asıl mantığı bu değil midir? Öğrendiklerinin karşısında cevap vermek, nasıl davranacağını bilmek. İşte azıcık canlarınızla, azıcık mallarınızla, azıcık işte neydi? Bir tane daha var. Şu an tam ayeti hatırlamıyorum. Eksik bir şey söylemeyeyim. Sizi imtihan ederiz. Yani yolumuza çekeriz. İmtihan bu. Öğrendiklerini uygulama yeteneğine bakarız. İşte bu Kesinlikle. yüzden de hep diyoruz ya, niyet çok önemli. Yani Niyet çok aslında önemli. evet hocam. Peki Allah-u Teala'nın sende hoş gördüğü şeyler varmış. Şükürler olsun. İnşallah. Şükürler olsun. Yani Şükürler olsun. verdiklerini aldıktan sonra bunu hayatın içine geçirmek, evet, gerçek imtihan bu. Yoksa imtihan İşte sürekli acılar çekip hayatı kendine zehir edip sonra dönüp de Allah'ın imtihanı demek değil. Bu imtihandan ders çıkarmak olduğunu öğrendim. Yani ben şöyle söyleyeyim, evet ben inkar ettim. Yani açıkça söyleyeyim, küfür boyutuna kadar gittim o inkarımda. Ama ben şimdi bununla gurur duyuyorum. Ben büyük bir zafer kazandım. Allah daim etsin. Ne diyeyim hocam? Amin. 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 İnşallah yolun açık olsun. İnşallah. Her daim sırat-ı müstakimde ol inşallah. Amin. İnşallah. 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 Hayatının değiştiği konulardan da biraz bahsetmek ister misin bize? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela en başta şöyle başlayayım. Asıl en büyük konuya gelmeden önce küçük bir şey söyleyeceğim, aklıma geldi. Mesela belli bir sıkıntılı döneminde gururumu yenmeyi öğrendim. Karşımdaki insanın kendi negatif enerjisiyle benim enerjimi aşağı çektiğini öğrendim.
en büyük katkılarından biri bu. Asıl önemli olan mevzu da sizin bu hazırladığınız güzel sübliminallerden ve okuduğum dualardan sonra Agartha çakrasından bahsedeceğim arkadaşlara. Bana ne kattığını söyleyeceğim. Zaten 2 gündür ki konumuzda buydu. Canlı bir örneğini göstereceğim size açıkçası. Tamam. Bundan 5 sene önce çok ani bir şekilde annemi kaybettim. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ve tabii ki bu büyük üzüntü bazı şeyleri fizyolojik durumlara sebep oldu. Ve aramızdaki beylerden özür dileyerek söylüyorum. Menopoz dönemine girdim erken. Ben o zaman daha 35 yaşında falandım. Tabii bu bazı sorunlara neden oldu. İşte doktorlara gitti. Ön kanser olma riskinin çok yüksek olduğu söylendi. Ameliyatlar söylendi. Ondan sonra bir doktor bulduk. Buna gerek kalmadı. Bir şekilde tedavisini uyguladı. Ama şöyle bir durum vardı. Normalde hani ben bu tedavide, hani doktorun da söylediği tedavide bu hayız dönemlerini geçirmemem gerekiyor aslında. Tam bir menopoz gibi olman Aynen. gerekiyordu. Ama tabii ki bu ne kadar olsa da size çok büyük sıkıntılar veriyor. Aşırı derecede sıkıntı veriyor. Ondan sonra işte sürekli kontroller derken Agartha çakrası devreye girdi. Hocam böyle bir şey hazırladı. Bunun akışı bilgisi geldi. Ben bunu yapmaya başladım. Yanında zaten günlük yaptığım dualarım. Ama her gün Agartha çakrasını dinlemeye başladıktan sonra benim bir dıştan bir müdahale, bir madde olmasına rağmen kesinlikle tıbbi olarak Hormon kullanıyorum diyelim evet, ona. Hormon öyle diyeyim. kullanıyorum diyelim. Kesinlikle olmamam gereken bu hayız dönemleri olmaya başladı. Ve ben çok rahatlamaya başladım. En son hatta sanırım 2 hafta önceydi değil mi hocam son kontrolü? Her şey çok normal çıktı. Hatta doktor şaşırdı. Ona bahsettim bundan. Tabii bunu söyleyemedim yani ama kendisi şaşırdı. Hani olmaması gerekiyordu. Hani bu şekilde gitmemesi gerekiyordu. Ama en azından sizi rahatlattı dedi. Çıktı işin içinden. Yani bir anlam veremedi. Minnacık şükürler olsun. Ben hem şu anda kötü bir hastalıktan tıbbi anlamda korunuyorum. Hem de çok şükür ki bunu ben ilahi boyut olarak düşünüyorum. Ben o sıkıntıyı yaşamıyorum artık. Normal, hiçbir müdahale edilmemiş, sağlıklı bir kadın gibi dönemlerimi geçiriyorum. Büyük bir şeydi benim Çok için. geçmiş olsun. Çünkü çok büyük sıkıntı veriyordu. Allah razı olsun hazırlayandan, getirenden, paylaşandan. Şükürler olsun. Vesile Şükürler olsun. olabildiysek şey mutlu bize. Şükürler olsun. Çok şükür. Tabii bunun yanında çok fazla bilinç açılması, çok iyi yönde bilinç açılması, çok net şeyler yaşamaya başladım. Çok net şeyler görmeye başladım. Bazen gerçekten uyarılmaya başladım. Diğer sübliminallerin etkisi, günlük çektiğim dualar olsun, yani okuduğum dualar olsun. Bunları hayatımın için parçası oldu artık. Mutluyum, çok mutluyum hem de. Çok bu en son yaşadığın protein kaçağını da anlatmak ister misin? Bir de oğlunun gelen yardımı, desteği, Ha, böbrek mevzusunu. öksürüğü de anlatayım isterseniz hocam. Şimdi Ne öksürüğümden istiyorsan onu anlat. bahsederim. Sana kalmış, senin iç dünyan, özel hayatın. Yani şöyle diyeyim. Ama hani arkadaşların bu Agartha Evet. çakrasının ne olduğunu anlayabilmelerini istiyorum. Yani şimdi soruyor mesela kanser, ben diyorum ki bak Agartha bir kere abemon, yani ışık değnen rahat olmalı. Birinci şartın kesinlikle cenabet gezmeyeceksin. Gusül abdesti alacaksın. İkinci şartımız da Agartha çakran bloke olmayacak.
Kesinlikle. Bu şekilde topraklama yapmazsan negatif enerji bedeninde birike ne olur? Sende rahatsızlık başlar. Bunu kanser de yapar, kireçleme de yapar. Yani bedenindeki bütün olumsuz enerjiyi atabildiğin yer burası. Ama bunu yapabilmesi için de morfogenetik alanın temiz olması lazım. Neden? Işık DNA'nın orada rahat olması lazım. İyi çalışıyor. Yani negatif bir enerjiyi gördüğü zaman hemen müdahale edecek kadar temiz bir alanda olması lazım diye sürekli söylüyorum, sürekli anlatıyorum arkadaşlara. Ama halen mesela sorular geliyor. Biz iki şeye çok önem veriyoruz. Hep söylüyorum. Sanatı Fatih ile bilinçaltınızı temizleyin. Çünkü ilk attığımız videolar bakın onlar. Sanatı Fatih ile bilinçaltınızı mutlaka temizleyin. Her ne konunuz varsa, nasıl bir travmanız varsa ona niyet ederek dinleyin. Akşam bunu yapın. Sabahları da veya sabah akşam da istediğiniz kadar veya gün içerisinde Agarta blokaj kaldırmayı dinleyin. Bunu çok önemsedik. Neden? Çünkü o negatif enerji başka türlü atamazsın vücudundan. O da zamanla rahatsızlıkları beraberinde getirir. Şanssızlığı da getirir çekim yasası gereği. Hala aynı sorular geliyor. Bak kanser mesela riskliydin. Başlamıştı ön kanser diye. Ama şu an öyle bir durumun Kesinlikle. yok. Tıbbi Çünkü anlamda sen yok. bunu uyguladın. Evet. Yani İyi. Sözünüzü kestim. Şimdi örnek olarak anlattığım için hani kendimden bahsediyorum ve yaşadıklarım böyle aklıma da tabii. geliyor. Zaten onun için buradayız. Evet. Lütfen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Morfogenetik alan temizliği dediniz. Yani o dönemde bile hani inkar döneminde bile mesela ben buna çok inanıyorum. Suyun gücüne zaten sizden öğrendik bunu. Herhangi bir neden olmaksızın da mesela günlük banyosunu yapmadan yaşayamayan biri. Ben suyun temizliğine, suyun gücüne çok önem veriyorum. Abdest, gusül abdesti ve akabinde Agarta çakrasını işte gün içinde dinlemek gerçekten hani tavsiye edebileceğim bir şey arkadaşlara. Bunu önem veriyorum. Son dönemde de bir rahatsızlık geçirdim. Burada böbreklerde hiç olmayan bir şeydi. Bir üşütmeyle başlamıştı. Böbreklerde çok yüksek derecede protein kaçağı çıktı. Ama çok kötüydüm gerçekten. Yani 5 gün boyunca böyle hani ölü toprağa serilmiş derler ya, o şekilde yatıyordum. Hocam sağ olsun ilmiyle yardımcı da oldu bana. Beni ayağa kaldırdılar ve diğer bahsettiğim arkadaşlarım da yardım ettiler. Ama hocam cidden ayağa kaldırdı diyeyim. Ama bunları dinlemekten gün boyunca o yattığım yerde dinlemekten hiç vazgeçmedim. Ve birçok şeyim düzeldi. Protein kaçağı düştü. Hatta böbreğe zarar vermesinden korkmuştu hocalarımız, yani tıp hocalarımız. Ama öyle bir şey olmadı. Yani şu Şükürler olsun. anda yok. Yani tıbbi olarak tedavimi hala görüyorum ama şu andaki yapılan şeylerde böyle bir şey yok. O da Çok temizlendi. şükür. Ama hiç vazgeçmedim. Bana telefonda diyor ki sesi çok kötü böyle. Konuşamıyorum diyor. Çok rahatsızım diye ben bunu konuşturuyorum. Ondan sonra öksürüğüm gitti. Nefes alıyorum diyor. Aynen öyle, gerçekten öyle. Yani şimdi bu enfeksiyon bir müddet sonra kana karıştı. Kana karışınca tabii bütün fizyolojik olarak bütün vücudunuz etkileniyor ama ben böyle nefes alırken böyle ya konuşamıyorum, böyle hani çok ağır, çok kötüydü yani. Ama sürekli hocam beni boğuşturuyor, hani kapat da diyemiyorum, çok kötüyüm de diyemiyorum. Meğer son anda sonra bir baktım. Hocam dedim, ben niye öksürmüyorum? Benim nefesim düzeldi. Yani meğerse bu arada sağ olsun.
Kendisi ilmi Şifa aktarıyormuş. çalışması yapıyordum. Aynen öyle. Ve ben bunları birebir yaşadım arkadaşlar, gerçekten. Ben bunları birebir yaşayan biri olarak söylüyorum size. Ya onun haricinde mesela bu Covid döneminde, bu hani çoğu insana palavra denilen işte gökyüzünde oluşan şeyler falan. Ben orada çok kötü öksürmeye başladım. Mesela bunu da anlatayım size. Çok kötü öksürmeye başladım. Hatta hocam telefonla konuşurken tedirgindi. İşte hocamla konuştum. Öksürük de gitti. Daha sonra ilmi olarak nasıl olduysa böyle ben gerçekten sırtımda bir el hissettim ve benden o çıkıp Çok şükür. çok şükür dualar Şükürler olsun. gerçekten inanarak Ama dönemi. şöyle bak. Eğer Agartha çakran blokeli olsa idi, o birlik bağı bozulacağı için, hani diyoruz ya, birlikten benliğe geçiriyor insanı, dün de bahsetmiştik. O birlik bağı bozulacağı için yapılan enerji çalışması da aslında çok fazla işe yaramıyor. Şimdi mesela ben sana çok rahat bir şekilde müdahale edebiliyorum, hani bloke olmadığı için, ama bloken olmuş olsaydı bu kadar etkili yapamazdım. Ve aynı zamanda bu enerjiyi, hani aracı olan, sağ olsunlar, görevliler, muhafızlar sana yanaşamadığı için gerekli düzenlemeyi de yapamazlardı. O yüzden hep diyoruz, yani Agartha çakranızı, Şambhala çakranızı ve morfogenetik alanınızı çok önemseyin. Evet. Çok önemseyin. Olumsuz duygulara kapıldığınız zaman muhakkak ki blokaj olacak ve dibe 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 daha da aşağı inilir. Yani ondan sonra çekim yasası gereği, ya hep benim başıma mı geliyor arkadaş? Allah beni duymuyor mu? Yani bunları çok sık duyuyoruz. Sadece senin için değil, Evet. lütfen şey olmasın. Genel olarak söylüyorum. Ama ayet üzere ne diyor? İyi amelleri, size bir iyilik gelirse Allah'tandır. Kötülük gelirse nefsinizdendir. Evet, kesinlikle bunu da öğrendim. Yani bu süreçte öğrendiğim en büyük şey. Ya zaten hani böyle tabii kötü bir insan değildim. Hani kimseye bir zararım yoktu ama Yok, hayır. bunları Zaten öyle olsaydın Allah seni kabul etmezdi evet. zaten. O konunun dışında konuşuyoruz. Aynen. Sadece çok fazla sorgulayıp cevap alamadığın için Aynen öyle. Yani öyleydi. iyi olmak gerçekten çok önemli. Yani şu kalbinizin temizliği, o üstünüzdeki blokajları kaldırmak. İyilik çok önemli. Yani eskiden hani şey derler ya hocam, bu niye benim başıma geldi? Yani çok kısa bir dönem önce, bunu açmayacaktım ama bahsetmeyecektim. Çok kısa bir süre önce bir kayıp yaşadım biliyorsunuz. Çok Allah rahmet eylesin. amin, Yeminle amin dinlersin. hocam. Amcamdı kendisi. Çok kötü durumdaydı 2 ay içinde. Ama onun başında o benimle bu yolda arkamdan gelen kardeşim dedim, amcamın kızı. Hocamın bize öğrettiği gibi hep dua et. Aslında normalde tıbbi olarak bir süreç vardı bu hastalıkta. Amcam onu yaşamadan çok kısa bir süre yaşadı ve rahmete kavuştu. Yani o yüzden diyorum bu duaların o kadar etkisi var ki bu su minnallerin. Yani bunları birebir yaşadık biz. Birebir yaşadık ve her şeyin gerçekten ondan olduğunu. Neden benim başıma geliyor? İşte her şey benim başıma geliyor. Aa işte ben imtihan ediliyorum. İmtihan ediliyorsun da o imtihanı geçebiliyor musun bakalım. O var. Bunun ne demek olduğunu anladığınızda hayatınız o kadar değişiyor ki. Yani o kadar çok söylemek istediğim şey var ki işte ben en büyük sorguladığım konulardan biriydi biliyorsunuz. Yani bütün kainatı yaratan, bütün insanlığı gelmiş geçmiş Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen her şeyi yaratan Rabbim benim saçımın teliyle uğraşmaz ya. Bunu bir türlü kabul edemiyordum ben. Ve bunun böyle olmadığını öğrendim.
Ya bu belki sizler için çok ufak şeyler gelebilir ama benim için büyük değişimlerdi. Çünkü benim şu mantığıma yatmalıydı, oturmalıydı anlatılanlar. Her şeyin Kur'an'da olduğunu öğrendiğimde bunu bana anlatmak için kafasını didiklediğim hocamızla gece gündüz. Yani bazen ne oluyor Olsun. hocam değil mi? Sabaha karşı böyle size sabah böyle bir WhatsApp mesajıyla uyanıyordunuz sanırım. Evet. Sağ Evet. olsun hiç şey yapmadı. Yardımcı oldu. Diyorum ya gelen, getirenden, gönderenden, gelenden Allah razı olsun. Çok Hayat şükür. değişiyor. Devam edin. Çok Zikirlerinize de, şükür. sübliminallerinize de. Başka sormak istediğim bir şey İnşallah. varsa hocam ben zaten rahatım. Ben zaferimi kutluyorum Peki ben şöyle soralım. Bunu merak ederler mutlaka. En çok nereye takılmıştın? Çocukların dışında. Onu şu an çünkü anlatamam, cevabını veremem. anladım. Daha tam oturmadığı için. En çok nereye takılmıştım? Peygamberimizle ilgili tabii çok şeye takılmıştım. Onun haricinde neden buradayız olayına çok takıldım. Neden? Yani şeydi, kader mevzusu hocam, pardon, sizin en çok aklınız, sizi mahvettiğim mevzu, kader mevzusu. Sizi perişan etmiştim günlerce. Şimdi şöyle oluyor. İnsanlarda böyle insanlarda yerine koyma yok. Boşluk doldurma yok. Şimdi bir hadisinde diyor ki kadere sövmeyin. Kaderin kendisi benim de an kader. Ondan sonra işte sonra da diyoruz ki mesela size bir iyilik gelirse Allah'tandır, kötülük gelirse nefsinizdendir. Ve Allah kavramına bak, Allah kendisi diyor, ben kaderim. Oraya kadere yerleştirmiyor. Şimdi eğer ben oraya kader kelimesini yerleştirirsem, ayet şuna dönüyor. Hani kaderin kendisi benim dediği için, ben kullandığı için. Size bir iyilik gelirse kaderdendir, bir kötülük gelirse nefsinizdendir. Üç tane şeyle anlatmıştım değil mi size kader konusunu? Bir bu hadisi koymuştum. Evet. Bir bu ayeti koymuştum. Bir de biz ile ben kavramını iyi düşünün. Bizim içinde sen de varsın, ben de varım, öbürü de var. Biz hepimiz. Evet. Şimdi bunu biz yaptık dediği yerlerle ben yaptım dediği yerleri veya Allah veya huvallahu ahad kısımlarını birbirinden kesinlikle ayırmak gerekiyor. Evet Bunu hocam. böyle idrak etmeye çalışmak gerekiyor. Evet. Şimdi zaten Muhittin Arabi Hazretleri'nde şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Evladım, kötü eylemlerini Allah'tan bilme. Şimdi ben bunu böyle düşününce bunun üzerinde bayağı bir tefekkür ettim. Bayağı bir tefekkür ettim. Sonra bu hadisi oraya yerleştirince birçok şey benim için açılmış oldu. Bundan sonra şeyi daha iyi idrak etmeye başladım. Bu dünyada veya başka bir alemde. Madem ki öğrenmeye geliyorsak, çünkü imtihanın temel mantığı budur. Madem ki öğrenmeye geliyorsak, demek ki başka bir yerlerde de sürekli varız. Ama paralel evrendir. Ama başka bir zamandır. Ama başka bir dünyadır. Ama şöyle söylüyor. Ben senin mülkün olacak olan bu alemi senden dolayı yaratacağım. Bunu anlatmıştı. Bunu Adem'e ve oğullarına dolaylı olarak oğullarına söylediğine göre hani Hazreti Adem ilk insan Muhammed'i Nur dedik ya söylediğine göre bu alem bizim için yaratılmış. O halde diyebiliriz ki biz bu alemde başka başka dünyalarda, başka başka gezegenlerde veya burada
çeşitli sorumluluklar alarak bizim içerisinde birer görev yükleniyoruz. Ve Allah çok adil. Kesinlikle. Eğer sadece bir şans tanımış olsaydı adalet terazisi sarsılırdı. Ve bunu bu şekilde idrak etmeye başladım. Bu şekilde düşündüğüm zaman taşlar çok yerine oturuyor. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani Melinda Gates'le benim şartlarım bir değil. Tabii ki. Mesela. Tabii ki. Yani kadın boşanacağını anlatıyor mesela. O ada kiralıyor yani. Allah muhafaza benim bundan Allah'a sığınırım. Böyle bir durum söz konusu olmuş olsaydı 40 kere düşünürdüm çocuklara nasıl anlatacağım diye. Kesinlikle. Mesela. Kesinlikle. Veya işte asgari ücretle çalışan insanlarla ayda 200 bin lira maaş alan insanların şartları da bir değil. Ya da evsizlerle. Şimdi ben kendim olarak bile düşündüğümde adalet terazisini yerine koyamıyordum. Ama böyle düşündüğüm zaman adalet terazisi yerine oturmuş oluyor. Ve Zaten kader döngüsünde hani ne demişti? Allah ismi bir esmalar topluluğu, bir görünme yeridir. Kaderi de yerine koysan o ayette, Allah'ı da yerine koysan netice zaman ve titreşimlere gider. Frekanslara gidersin. Sonuç bu olur. Ve buraya gittiğin zaman da 19 boyutun içerisinde bir yerlerde hala geziyorsun, öğreniyorsun, imtihan oluyorsun. Ne kadar öğrendiğine bir bakılıyor ve herkese büyük oranda aynı fırsatlar veriliyor. kesinlikle. Yani her Büyük oran. döneminde evet. Zaten en büyük şey de hep derlerdi ya hani eskiden öğrendiklerimiz işte. Hani yine çocuk mevzuna geleceğim. Hani en masumlar olarak düşünüyorum. Çocuklar bir zarar gördüğünde üzülmeyin onlar cennete gidecek. Şöyle bir düşünüyordum o döneminden bahsediyorum. Benim günahım ne o zaman? Bu adalet değil ki diyordum. Hani o çocuk olup bu kötü şeyleri yaşayıp cennete gidiyorsa ben niye bu imtihanın içinde yıllarımı veriyorum, ben cehenneme gidiyorum yaptıklarımdan. Hep bunu sorguladım. Benim yaradanım böyle adaletsiz olamaz. Olamaz. Hep bunu Evet. sorgulamıştım ama bunun da cevabını bulduk. En şaşırdığım şeylerden biri Allah'ın görünme yeri olduğunu duyunca şok geçirdim zaten. Allah ismini görünme yeri olduğunu duyunca şok geçirdim zaten. Çift yarık deneyi niye örnek vermiştiniz? O kadar çok şey oturttu ki beynimizde daha oturttu. Bunları zaten algıladığınızda efendim. Çift yarık deneyi hakkında ne düşündün? Mesela ben o paylaşımı attığımda, Çift hani senin ön bilgilerin de olduğu için. yarık deneyinde şimdi deneyi bilenler biliyordur zaten. Bir şeyi gözlemleyen gözün olduğu zaman parçaları ayrılarak birçok yere savruldu. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum. Ama Benzer, evet. gözlemleyen bir göz olmadığı zaman tek bir yolda gittiğin, hiçbir yere sapmadığın olayı beni şok etmişti. Bunun Einstein'dan çıkması da şok etmişti. Ama daha sonra Einstein'ın gerçeğini öğrenince de bir şok geçirdim. Konu konuya açıyor. Yani böyle bilmiyorum yanlış mı telaffuz ettim. Bazı şeyleri arkadaşlar öğreniyorsunuz. En sonki hatta anlatamamıştım size ne hissettiğimi anladım ama anlatamamıştım. Orada bir tıkanıyorsunuz. Bazı şeyler telaffuz edilemiyor. Anlıyorsunuz, biliyorsunuz bunun böyle olduğunu. Ama işte orada bir kalıyorsunuz. Anlatamıyorsunuz. Ama şurada hissediyorsunuz. Bunu da hissedince bazı şeyler doğru bilmiyorum. Çift yarık deneyiyle doğru mu telaffuz ettim?
İnşallah doğrudur. Hocam kaç puan verdi İnşallah. bizi? Benim Yani gönlümden gözlemleyen boğsun ayıplarda. gözlemleyen gibi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hatta Çift yarık deneyini sormuşlar. YouTube'da birçok platformda bulabilirsiniz çift yarık deneyini. Animasyon olan biraz daha anlaşılır olan kolay. Evet. Daha animasyon hazırlamışlar. Daha kolay anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Dilek'ciğim. Yüce gönlün için çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür ederim. paylaşımları büyük bir rahat nasıl diyeyim bak cümle bir yerine koyamadım Evet. yani. O kadar üstün geldi ki frekansı açtı. Büyük bir cesaret örneği gösterip paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. İnşallah arkadaşlarımıza da bir şeyler hissetti. Bu örneklerinle bir şeyler hissettirmişizdir beraberce yaptığımız bu sohbette. İnşallah sana da vesile olabilmişimdir ve diğer arkadaşlara da aynı şekilde. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Önce her zaman dediğim gibi beni o kapıya gönderenden ve beni bu yola sokandan binlerce kez şükürler olsun. Sizi bana gönderenden. Şükürler olsun. Şükürler olsun Arkadaşlarım diyorum. da İyi ki geldin. inşallah örnek olabilmişimdir. Daha tabii anlatacaklarım İnşallah. çok şey var ama en can alıcı noktaları söylemek istedim. İnşallah örnek olabilmişimdir. Allah hiç kimseden vazgeçmez. Ben bunu çok iyi anladım. Doğruların peşinde olun. Yeter. Doğru insanların peşinde olun. Bunu söylemek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler. Sana sevgi gönderiyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşım. Teşekkür ediyorum.